Çok kıymetli hemşerilerim ve dava arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları. Öncelikle basın toplantısına katılım sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu basın toplantısını daha önceki paylaşımlarımızdan da anlaşıldığı gibi yapmak zorunda bırakıldığımız bir basın toplantısı olmuştur. Neden diye soracak olursanız, partimizin genel başkanı Sayın Meral Akşener ve divan üyelerinin demokrasiyi her zaman ön planda tutup tek adamlı üyelerinin rejime karşı bir duruş sergilemiştir. Tüm Türkiye'deki teşkilatlarımızda da olduğu gibi bu dik duruşu karşı İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in yanında olmuştur. Bizler 01.01.2023 tarihinde demokratik olarak kongre ile seçilmiş bir yönetim kuruluydu. Bu yönetim kurulu parti delegelerinin özgür iradesiyle oylarını kullanarak seçilmiş bir yönetimdir. Kongre sonrası ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerimiz mazbatasını aldıktan sonra büyük bir azimle ve şevkle göreve başlamıştır. Bu görev süresi içerisinde 500'ün üzerinde partiye üye kazandırmıştır. Üye sayısını Yozgat iliyle birlikte eşit hatta daha fazla seviyeye ulaştırmıştır. Bu oran Yozgat ve Türkiye genelinde en yüksek orana ulaşmıştır. İlerleyen süreçte 2023 seçimlerine katıldık. İlçemizde Sorgunlu MHP'li milletvekili adayı ve yine Sorgunlu AK Partili milletvekili adayı olmasına rağmen %16.8 5300 civarında oy alarak Milliyetçi Hareket Partisi ile neredeyse aynı oy oranını alarak ve oyumuzu %300 artırarak İyi Parti'den Gazi Meclisimize bir milletvekili gönderdik. Burada diğer ilçe teşkilatların da emeğini göz ardı edemeyiz. Biz bu başarıyı elde etmek için Sorgun ilçe yönetimi ve partili arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak ve hiçbir zaman bir beklenti içerisine girmeden, karşılık beklemeden tamamen davamıza inanmış kişiler olarak Sayın Lütfullah Kayalar'ı Gazi Meclisi'ne gönderdik. Seçim bittikten sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden Türkiye genelinde olduğu gibi seçimle gelmiş başarılı bir ilçe yönetimine sadece kendi egosunu tatmin etmek isteyen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Taner Demirer'in isteğiyle genel merkez tarafından teşkilata görevden el çektirilmiştir. Bu duruma yani başarılı bir ilçe teşkilatının haksız, hukuksuz, adaletsiz ve antidemokratik yollarla bu şekilde görevden alınmasına Sayın Lütfullah Kayalar göz yummuştur. Teşkilatına sahip çıkmamıştır. Bizler memleketimize, halkımıza, dava arkadaşlarımızla beraber yine aynı şekilde ve inançla vatan, millet ve bayrak sevdalısı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bizler bu duyguları kalbimizde taşıdığımız sürece kurumlar geçicidir, dava ve inanmak kalıcıdır. İlçemizdeki 400'ün üstünde istifa eden partililerimiz ve ilçe yönetim kurulu üyeleri olarak istifalara sebep olana ve bu duruma engel olmayanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Seçilmiş bir yönetimi görevden el çektiren
Bizler de bu seçime kesinlikle ve kesinlikle İyi Parti'ye destek vermeme kararı aldık. Saygılarımızla.